Vay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane öğretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremez. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Az önce Efes 2022 tatbikatında Sayın Bahçeli ile beraber oradan tatbikatı beraber izledim. Ve defalarca Sayın Bahçeli ismimi açıkladı, zikretti. Daha ne arıyorsun ya? Biliyorum ki 2023 seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Kardeşlerim, siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsin demektir. Ürktüğün, çekindiğin, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Şayet diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi var. Onlar gereğini yapacaklar. Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiye'si tüm bu sorunları aşmış, her türlü ayrımcılığa son vermiş, herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol. Türk siyasetinin eski Türkiye bakiyesi ön yargılarla gölgelenmesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Gençler, ben de size aşığım ya. Maşallah. Bu ne aşk ya? Ben sizin bu aşkınızı görünce Neşat Baba'nın sözü aklıma geldi. Aşkınan koşan
yorulmuş. Şimdi Haziran 2023'e hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? İzmir'de evelallah bir numara olmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanının hakkını da 3-5 kendini bilmese, 3-5 marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol. Evet, bu zatı yüreklendirmek için, harekete geçirmek için daha ne söyleyebiliriz? Daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar daha Türkiye'nin en önemli meselesi hususunda önce kendi aralarında anlaşıp sonra da milletin önüne çıkıp ne düşündüklerini, ne istediklerini söyleyemiyorum. Yarın Allah göstermesin ülkenin ve milletin nice kritik konularında kafayla nasıl karar verip uygulayacaklar? Bunlar yerinden kalkana kadar Allah muhafaza kim bilir ülkenin başına neler gelir. Kardeşlerim unutmayın, horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Her birinin hesabı, niyeti, hedefi, patronu farklı olanların masasından memleket hayrına bir şey çıkmaz. Baksanıza aday bile çıkmıyor. Gerisi nasıl gelecek? Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının bir emniyeti yok. Çünkü biz karşımızdakine değil kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz. Biz sizlerle beraber giriyoruz. Yaptığımız çağrının tek gayesi ülkemizi bu gereksiz tartışmadan bir an önce kurtarmaktır. Kaçacak. Hangi bahaneye sığınacak? Hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, hep söylediğim gibi biz kimin ne dediğine, ne ettiğine değil, kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz ülkemize eser, milletimize hizmet kazandırmaktır. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi, geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin her şehri gibi İzmir'de bu eser ve hizmet siyasetimizden payını almıştık. Son 20 yılda İzmir'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Toplam 90 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Biz Bay Kemal'in Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Duydunuz mu? İşte yağmurlar yağdığı zaman İzmir'e nasıl sular basıyor görüyorsunuz. Kanalizasyonlar nasıl patlıyor görüyorsunuz. Yapmaz. Bunlar yapamaz. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar dertli değil. Ama biz dertliyiz.
Eğitimde 11.065 adet yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenimde üçü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk İzmir'e. Öğrencilerimiz için 7.100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Sporda ikisi stadyum olmak üzere toplam 115 adet tesis inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 9,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 42'si hastaneden oluşan toplam 122 tesisi şehrimize kazandırdık. Halen yapımı devam eden 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizi inşallah bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Hatırlarsanız bundan tam 2 yıl önce yaşanan o depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyor. Maykeman neredeydi? Turist gibi geldi, şöyle bir dolaştı, gitti. Ama biz tüm ekibimizle buradaydık. Başta başkan vekilim Hinali Bey olmak üzere bakanların sürekli burada durdular. Milletvekillerin sürekli buradaydılar ve burada çalışmaları adım adım an ve an takip ettiler. Ben de geldim. Yılmaz Erbek apartmanındaki yavrularımızı, Yağcıoğlu apartmanındaki annelerimizi, Rıza Bey apartmanında, Emrah apartmanında, Egemen apartmanında, Barış sitesinde, Cumhuriyet sitesinde itip giden canlarımızı biz unutmadık. Ama biz aynı zamanda umudumuzu yitirmememiz gerektiğini de unutmadık. Elif Bebek kardeşim.